Selamlar gençler. Ben SML hocanız. SML Hocam Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Bugünkü 3. haftamızın konusu bölünebilme. Yani bu haftanın son konusu arkadaşlar. Şimdiye kadar 4 tane yani bu hafta içerisinde 4 tane video yayınladım. Bu 5. videonuz. 6. video olarak da bölünebilme 2 videosunu çekeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. 3. haftamızın sonuna yaklaşırken bakın bu fasikülden sonra yani bu konudan sonra bu konu anlatımından sonra neler yapmanız gerektiğini sizlere söylüyorum. Şimdi matematiğin ilacında faktöriyel, bölme ve bölünebilme konuları ve ondan önce işlediğimiz konular yani bundan önceki haftalarda işlediğimiz konular bu konuların her birinden matematiğin ilacı kitabında yani soru bankası kitabındaki ve kendi belirlediğimiz kaynaktaki. Bakın üzerine basa basa her videoda söylüyorum. Sen de artık akıl et. Bir yorumda bulun. De ki hoca bunu sürekli söylüyor. Acaba bir bildiği mi var? Evet bir bildiğimiz var. Hem matematiğin ilacı hem de kendi belirlediğin kaynaktan şimdiye kadar yani 3 haftada ne kadar konu işlediysek bu aşamaya gelene kadar bu konuların sonuna kadar arkadaşlar sen bu kitaplardaki tüm soruları çözeceksin. Çözmek zorundasın. Bu matematiği yapmak istiyorsan sen bunları yapmak zorundasın. Mutlaka. Akarı kakarı yok, akarı kokarı yok arkadaşlar. Mutlaka sizin bu soruları çözmeniz gerekiyor. Bu soruları çözdük hocam. Biz bu videoları izledik. Tamam. Sadece bu videoyu izlemek yetmiyor. Çünkü burada neyse o zaman bütün şeyleri nedir onun ismi? Sınava girmeden bir gün önce gelelim. Bütün videoları izleyelim. Oturalım YouTube'un başına. Bütün videoları izleyelim. Ertesi gün sınava girelim. Böyle olmaz. Dediğimiz kitaplardaki soruları çözeceksin. Çözdükten sonra belirli bir bilgi birikimine sahip olacaksın. Şimdi bu soruları çözdükten sonra o belli birikime sahip oldun ya. Daha sonrasında da ben sana genel ödev vereceğim. O genel ödevden de tek kitaptan. Acil Matematik Teğeti Soru Bankası. Bu kitaptan tüm soruları çözdükten sonra kendini zaten hazır hissedeceksin. Ha şimdi mesela programımız vardı bizim. O program üzerinde ben bazı haftaları boş bırakmıştım sana. Hatırladın umarım. Bazı haftalar boş. Orada ben sana konu anlatmıyorum. Peki SML Hoca, İsmail Hoca o haftalarda siz soruları çözerken ben boş boş evde oturacağım mı? Boş boş uzanıp Netflix'imi açıp karşısına geçip dizi mi bitireceğim, film mi bitireceğim, belgesel mi izleyeceğim? Hayır arkadaşlar. Hayır. Siz o haftaki ödevlerinizi yaparken ben konu anlatmayacağım ya sizlere. Ha, işte o hafta ben size o ana kadar geldiğimiz tüm konulardan bir genel tekrar videosu, sorular üzerinden genel tekrar videosu hem de böyle klas sorularla. 10 numara olmaz mı? Süper olur değil mi? İşte arkadaşlar anlatmaya çalıştığımız mesele buydu. Bu kamp programında sadece konu anlatımı yok. Rehberlik videosu çekiyoruz. Sizlere yanınızda olmak için rehberlik videoları çekiyorum. Daha sonrasında sizlere konu anlatıyorum. Bu zaten olmazsa olmazımız. Konu olmazsa olmaz. Konu anlatıyorum. Hoca sadece rehberlik videosu çekti. Bir de konu anlatımı var. Konu anlatımındaki sorularda zaten düzeyleri belli. 10 üzerinden 5, 10 üzerinden 6 sorular. Sınavda 10 üzerinden 7-8 sorular çıktığı zaman biz bunlarla mı gireceğiz sınava? Tabii ki bu soruları sormakta haklısın ama ben zaten bu kamp programının bu kadar uzun olmasının sebebini de sana daha öncesinde açıkladım. Böyle klas sorular çözeceğiz dedim. Güzel şeyler yapacağız dedim. Seni sınava hazırlayacağız dedim ya. Matematikten ben sana şöyle bir söz verdim. Dedim ki arkadaşlar hiç bilmeyen adam bile şu kamp programına adam akıllı uyduğu zaman 5 netten 6 netten en az 20 nete çıkacak dedim. Bunları dedik arkadaşlar. Bu sözü verdiysek arkasında da dayanağı olması lazım bunun kapı gibi. Konu anlatıyoruz. Konu anlatımından sonra tüm bunlar olur mu? Sizce 5 netten 20 nete fırlar mı adam? Fırlamaz tabii ki. Bunun herkes farkında zaten. Buna inanan suçludur zaten. Bunu inandırmaya çalışan da suçludur ama ben size sadece konu anlatacağım demiyorum. O yüzden sen takip et beni. Arkadaşlarına öner. İstiyorsan önerme. Yani daha fazla kişinin önüne geçmesini istemiyorsun. İstiyorsan önerme. Ama sen tıkır 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 programa sadık kalacaksın. Sistematik çalışacaksın. Bak bu çok önemli. Bu çok önemli bir cümle. Sistematik çalışacaksın. Herkes söyler ama herkes uygulayamaz bunu. Sistemli olacaksın. Hangi gün, hangi hafta, hangi konudasın, hangi konuyu bitirmen gerekiyorsa, hangi ödevi yapman gerekiyorsa onu yapacaksın. Fazlası veya eksiği yok. Tamam. Sen benim dediklerimi uygula. O zaman Aralık 31'de yani Ocak ayının ikinci haftası gibi tamam mı? Sen çözdüğün denemelerde beraber burada çözdüğümüz denemelerde farkı fazlasıyla hissedeceksin.
Şimdi konuya başlamadan önce de sizi böyle gaza getireyim dedim ama bu gaz değil arkadaşlar. Bunlar gerçek olması gereken şeyler. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım. Konumuza geçiyoruz. Konumuz bölünebilme. Bölünebilme konusuyla alakalı bu videonun sonunda, yani bu videonun sonunda demeyin, İkinci videonun sonunda size 10 numara 5 yıldız bilgiler aktaracağım. Tamam. Lütfen arkadaşlar o kısmı da izleyin. Yani bu iki videoyu da bu konudan, obebokek'ten özellikle bakın. Obebokek'ten sorun yaşayan varsa bölmeyi ve bölünebilmeyi sağlam öğrensin. Neden? Çünkü obebokeyin temelidir arkadaşlar, bölme ve bölünebilme. Tamam. Mutlaka ama mutlaka sağlam izleyin. Sağlam öğrenin. Sağlam not tutun. Sağlam sorusunu çözün. Obebokek, bakın, öğrencilerin %70'inin %80'inin problem yaşadığı, öğrense de unuttuğu, tekrar öğrense de gene de sıkıntı yaşadığı konulardır. Lütfen arkadaşlar sağlam öğrenin ve videoları sonuna kadar mutlaka izleyin arkadaşlar. Ve bu bölünebilme serisinin iki videodan oluşacak dedik ya, o ikinci videonun sonunda ekstra bir sayfa sunacağım ben size. Size ekstradan bir tane A4 kağıdı veya bir defter çıkarım. Orada çok güzel bilgiler paylaşacağız. Umarım asal sayılarda paylaştığımız gibi, başka hangi konuda paylaşmıştık, bölen sayılarında paylaştığımız gibi, size ekstradan işinize çok yarayacak bilgiler paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden orayı da mutlaka izlemeyi unutmayın. Diyelim dedik, başlıyoruz konumuza. Hazırsak hadi hep beraber arkadaşlar ilk sayfamızı geçiyoruz. Başlık sayfamızı ve konumuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bölünebilmeyi kontrol etmeyi, yani mesela bir sayı 2 ile bölünür mü? 3 ile, 4 ile, 5 ile, 6 ile, 7 ile, 8 ile bölünebilir mi diye sorduğumuz zaman, belki daha büyük sayılar sorduğumuz zaman, bu sayıları bölerek kontrol etmek yerine bunların bazı yöntemleri var. Kural demeyelim aslında, bölünebilme yöntemleri diyelim. Tamam mı? Bölünebilmeyi araştıran yöntemler diyelim, daha güzel olur. İşte bunların yöntemleri var arkadaşlar. Biz bu videoda bu yöntemleri önce öğreneceğiz, daha sonrasında uygulayacağız. Şimdi diyor ki mesela birler basamağı çift olan. Yani birler basamağı dediğimizde sayının sonundaki, en sağındaki diyelim. Tamam mı? 0, 2, 4, 6, 8. Sayı çiftse arkadaşlar 2 ile bölünebilir. Peki sayı tekse ne olacak? Sayı tekse de 2 ile bölündüğünde kalan 1 olur. Yanına hemen iliştirebilirsin. Bir sayı çiftse 2'ye tam bölünür. Tekse 2 ile bölümünden kalan 1'dir diyorsunuz. Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olan sayılar 3 ile bölünebilir. Aslında 3 ve 3'ün katı yerine direkt 3'ün katı desek de kafi. Neden? Çünkü zaten 3, 3'ün katı sevgili gençler. 3'ün katı olan sayılar neyle bölünebilir diyeceğiz sevgili gençler biz. 3'e tam bölünebilir. Peki hocam 3'ün katı değilse ne olacak? İşte o rakamlarını topladın ya, 3'e böleceksin. O sayının kalanı neyse, yani toplamın 3 ile bölümünden kalan neyse, o büyük sayının da 3 ile bölümünden kalanın o olduğunu söyleyebilirsin. Gönül rahatlığıyla. Tamam. Rakamları toplamın 3'e bölümünden kalan sayının 3'e bölümünden kalan eşittir diyoruz o yüzden. Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ile bölünebilir diye sormuş. Hemen öğrendiğimiz kuralı uygulayabiliriz. 4 ile 3'ü topladın, 7. 3'ün katı değil, gitti. 7 artı 6 kaç yapar arkadaşlar? 13. 3'ün katı değil, gitti. Şöyle yazalım onları da. 1, 2 ve 5'i topladık, 8 yaptı. 8 3'ün katı mı? Değil. 5, 2 daha 7, 4 daha 11. 11 de 3'ün katı değil. Buraya bakalım. 4, 1 daha 5, 8 daha 13, 2 daha 15. 15 3'ün katı mı? 3'ün katı, o zaman 2841 sayısı da 3'ün katıdır diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi bir alttaki sorumuza bakalım. Soru anlaşıldığını düşünüyorum. 4570A 4 basamaklı sayısı 3 ile bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı. Şimdi 4570 A sayısı dedik. Bu sayı neyle bölünüyormuş arkadaşlar? 3 ile bölünüyormuş. Aha da böyle bak, havalı havalı yazabilirsin. Eşittir 3K falan diye, 3'ün katı olduğu için. Şimdi biz 3 ile bölünme kuralını nasıl öğrendik? Rakamları topluyorduk. Bakın şimdi rakamları toplarken de aklınıza, yani mesela bazen 7 basamaklı, 8 basamaklı verecek. Sen 3 ile topla, sen bunları 3 ile bölündüğün veya 9 ile bölümünde kalanlarını bulmak için veya bölünüyor mu bölünmüyor mu kontrol etmek için toplaya toplaya gideceksin ya. Burada da şunu yapabilirsin. Bak şimdi. 4, 5 daha 9. Tamam, 9 zaten 3'ün katı ya. Şurayı artık görmene de gerek yok. Geri kalanına bak. Tamam, daha rahat olursun. Kafan karışmaz. Yani burada 4, 5 daha 9, 9, 7 daha 16. 16'ya A ekleyince 3'ün katı oluyormuş diye düşünme de. De ki 4 ile 5'in toplamı zaten 9'du. Bunu görmek zorunda değiliz artık. Çünkü zaten 9 3'ün katı. Geriye ne kaldı? 7 artı A. 7 artı A eşittir 3'ün katı. Hatta burada şunu bile yapabilirsin. 7'nin 3 ile bölümünden kalan kaç kardeşim? 1.
O zaman 1 artı a da 3'ün katıdır diyebilirsin. Ha, işine gelmiyorsa şuradan devam et. Sıkıntı yok. 1 artı a 3'ün katı diyelim. Bakın bunu nasıl bulduk? 7'den 1'e nasıl geçtik? 7'nin 3 ile bölümünden kalan 1 olduğu için. 6'dan bir fazla çünkü. Pekala. 1 artı a eşittir 3'ün katı dedik mi? Dedik. Peki burada a kaç olursa 1 artı a 3'ün katı olur. A 2 olursa. Şimdi tekrar tekrar düşünmene gerek yok. Mesela 1 artı a 6 olması için a'nın 5 olması lazım diye düşünmene gerek yok. 2'yi buldun ya bir tane. En küçüğünü buldun. 3 ekle 5. 3 ekle 8. İşte bu kadar. 8'e 3 eklersen 11 olur. 11 rakam değildir arkadaşlar. Dolayısıyla 2 olur, 5 olur, 8 olur. Toplamını sormuş. 8, 5, 2 daha kaç yapar arkadaşlar? 15 yapar. Dolayısıyla cevabımız da Denizli seçeneğidir diyebiliriz. Tüm uyguladığım her şeyi size öğrettim. Burada şunu diyebilirdik. İşte rakamlarını topladık. 4, 5, 7 artı a. Yani toplamda arkadaşlar ne oldu? 16 artı a'nın 3'ün katı olması için 18 olabilirdi. 21 olabilirdi. 24 olabilirdi. 27 zaten olmaz deyip es geçebilirdik. Ama yani işaretleyip geçebilirdik ama burada şunların anlatımı. Yani ben neyi uyguluyorsam soruyu çözerken, mesela öğrenci bana bir soru sordu. Ben orada bunları uyguluyorum. Çünkü hızlı çözmemiz gerekiyor. Bir şeyleri hızlı yapmamız gerekiyor. Öğrencinin diğer sorularına da vakit ayırmamız gerekiyor. Dolayısıyla neyi uyguluyorsam sizlere de onu öğretiyorum. En ufak konuda bile, en kolay konuda bile bunları yapmaya çalışıyorum. Sen de fark etmişsindir zaten. Şimdi devam ediyoruz. Üçüncü sayfamıza devam edeceğiz. Üçüncü sayfada gençler iki tane soru var. Onları da bir güzel çözelim hadi. 5600 A8 diyelim artık buna. 4 basamaklı sayısının 3 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre A sayısından alabileceği kaç farklı değer vardır? Bak şimdi havalı bir şekilde yazalım hadi. 5600 A8 diye bir sayımız var bizim. Ve bu sayının 3 ile bölümünden kalan neymiş? 1. Şimdi arkadaşlar şu 1'i kafa karışıklığına mahal vermesin diye gelin şu tarafa bir yollayalım hadi onu. 5, 6, A, 7 mi yapar? 1 çıkardım çünkü. Artı 1'di karşıya geçti eksi 1 oldu. Eşittir 3'ün katı mı olacak? 3'ün katı olacak. Pekala. Şimdi bakalım. 6'yı görmeme lüzum yok bence. Zaten çünkü 6 3'ün katı. Bunların rakamlarını toplayacağız ya. 6 3'ün katı görmüyorum. 5 artı 7 kaç yapar? 12. 12 de 3'ün katı. Bunları da görmeme gerek yok. Geriye sadece A kaldı. Ve A 3'ün katı olmak zorundaymış. Ve 3'ün katı olacaksa neler olabilir? Aklımıza ilk gelen 3 olur. Sonra 3 ekledim. 6 olur. 3 daha ekledim 9 olur. E hocam bu mu cevap? Yani 3, 6, 9'dan cevap 3 mü? Hayır cevap 4. Neden biliyor musun? Çünkü arkadaşlar burada A sayısı 0 da olabilir. Şunu unutmayın. 3'ün katlarını arıyoruz dedik. 3, 6, 9 dedik. Yapıştırdık bitti. 0 sayısı, 0 sayısı her sayının katıdır. Bak bunu sakın unutma. 0 sayısı her sayının katıdır. 0 eyvallah. Hiçbir sayıyı bölemez. Sıfıra bölüm ya tanımsızdır ya belirsizdir. Ama sıfır sayısı her sayının katıdır. Bunu sakın unutma. Bunu sakın unutma. Üçün katlarını saydığım zaman ilk önce aklına sıfır gelsin. Dolayısıyla 3, 6, 9, 0 olmak üzere toplamda 4 tane farklı değeri vardır A'nın. Rakamları farklı falan dememiş değil mi? Yok dememiş. Güzel. Şimdi geçelim bir alttaki sorumuza. Bir alttaki soruda da diyor ki 4000 A112. 4 basamaklı sayısının 3 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre A'nın alabileceği değerler artık gayet basit. Sen gayet artık bunu yapabilirsin. Bak 4000 A112 eşittir. 3'ün katından ne kadar fazlaymış? 2 fazlaymış. Çünkü 3 ile bölümünden kalan 2'ymiş. Bize bunu veriyor. Peki ne yapacağız? 2'yi karşıya zıplatacağız. Hadi bakalım. 4A10. 2 çıktı. Bu kaldı. Peki şimdi gene şunu toplayalım bir. 4 ile 1'in toplamı kaç yapar? 5. 5 artı a artık 2'yi karşıya gönderdiğimiz için 3'ün katı mı olmak zorunda? Aynen öyle. Peki 5'e ne eklersem ben 3'ün katı olur? 1. 1'i buldum. 3 daha koy üstüne 4 de olur o zaman. 3 daha koy üstüne 7 de olur o zaman. 3 daha koyarsak 10 deriz ama 10 bir rakam değil. Bu yok. Peki alınabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. Toplayalım hadi. 4, 7 daha kaç yapar? 11. 1 daha 12 yapar sevgili gençler. Cevabımız 12'dir diyebiliriz. 3 ile bölünmeyle alakalı bayağı bir soru çözdük. Gelin artık başka şeylere odaklanalım. Bir doğal sayının onlar ve birler basamağındaki rakamların oluşturduğu iki basamaklı sayı 4'ün katıysa bu doğal sayı 4'ün 4 ile bölünebilir. 4'ün tam katıdır. Bu ne demek oluyor? Ben sana bir tane sayı verdim. Hadi 4 basamaklı, hadi 5 basamaklı olsun. Bir sayı verdim. A, B, C, D, E. 5 basamaklı kocaman bir sayı olsun bu. Bu sayının 4 ile bölünüp bölünmediğini kontrol etmek için sadece şu iki basamağa bakman yetiyor.
Son iki basamağın oluşturduğu sayının 4 ile bölümündeki kalan sayının 4 ile bölümündeki kalanı verir. Onlar basamağındaki sayının 2 katıyla birler basamağındaki sayının toplamı 4'ün katı olan sayılar da 4 ile bölünebilir diyor. Bu ne demek? Hadi gelin şu bir kenarda dursun. Buna 2 diyelim. İnşallah unutmam. Birazdan yapacağım şeyleri gösterirken. Önce şu 4 ile bölümünden kalan. Yani mesela şöyle düşün. Ben sana 32 basamaklı bir sayı verdim. 32 tane basamağı var böyle. Yani okuyamıyorsun. Üçerli üçerli trilyon, katrilyon, bilmem kaç trilyon falan filan diye okuyamıyorsun bile. Tamam mı? Okumasını bile bilmiyorsun ama sayının 4 ile bölünmediğini sadece son iki basamağına bakarak söylüyorsun bunu. Peki neden? Yani bunu sorguladınız mı hiç? Neden? Veya 3 ile bölümü mesela bizim sayımız 99 basamaklı kocaman bir sayı olsun veya 100 basamaklı bir sayı. Ama 3 ile bölünüp bölünmediğini kontrol etmek için sadece rakamlarını topluyorsun ve çıkan sonucu 3'ün katıysa 3'ün katıdır hocam diyorsun. Neden? Bunları sorguladınız mı? Gelin önce şunu sorgulayalım. 3 ile bölünme kuralı neden rakamların toplamıymış? Mesela A, B, C, D sayımız olsun bizim. Bu sayının 3 ile bölünüp bölünmediğini kontrol etmek için ne diyorduk? Rakamları toplamı diyorduk. Ben bunlara girdiysem bu video biraz uzayabilir. Haberin olsun. Şimdi A, B, C, D 4 basamaklı sayısının rakamlarının toplamına bakıyoruz 3 ile bölünüp bölünmediğini kontrol etmek için. Bu 4 basamaklı A, B, C, D sayısını gelin önce bir çözümleyelim sizinle. Çözümlemeyi biliyorsunuz. Neydi? Binler basamağındaki A için 1000 tane A, yüzler basamağındaki B için 100 tane B, onlar basamağındaki C için 10 tane C ve birler basamağındaki D için bir tane D diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sayının 3 ile bölümünden veya 3 ile bölünüyor mu bölünmüyor mu buna bakacağız ve 3 ile bölümünden kalan kaçtır bunu merak ediyoruz. Neye bakmamız lazım? Biz bunu niye böyle yazdık? Şöyle düşünelim mi be? 1000 sayısından önce bakın 1000 tane A var burada. 1000'den önce 3'ün katı olan son sayı kaç? 999 tane A. Artı. Bir tane daha eklersem binayı verir bize. Doğru yolda mıyız? Doğru yoldayız. Bunu ben 999 artı 1 diye ayırabilirim bu 1000'i. Bunda bir sıkıntı yok. 100B diyor. 100'den önce 3'ün katı olan sayına 99'dur değil mi? 99 tane B artı bir tane daha B diyorum. 100B yaptı. Bir sıkıntı yok. Yazım hatamız yok. 10C, ondan önce 3'ün katı olan sayına 9. 9C artı C diyorum. Bakın burası da 10C oldu. Bir sıkıntı yok. D'ye yapacak bir şey yok. O böyle kalsın. Şimdi arkadaşlar ben burayı şöyle düzenleyeceğim. 999 tane A artı 99 B artı 9 tane C artı bir tane A, bir tane B, bir tane C ve bir tane D'miz kaldı. A, B, C, D sayısına da eşit bu. A, B, C, D sayısına da eşit. Peki ben diyorum ki şimdi şunu yapalım. Bu 999, 99 ve 9. Zaten hali hazırda 3'ün katı değil mi bunlar? 3'ün katı hocam. Tamam. O zaman bunları görme. Bunların zaten 3'ün katı olduğundan adın kadar eminsin. 999 diyoruz, 99 diyoruz, 9 diyoruz. Hepsi 3'ün katı zaten. Madem öyle, neye bakacağız biz şimdi? Bu sayı 3'ün katı mı değil mi diye A artı B artı C artı D'yi kontrol etsek yeter. Ya bu neydi? A, B, C, D 4 basamaklı sayısının rakamlarının toplamıydı zaten. Bu yüzden 3 ile bölünme kuralında biz rakamlar toplamına bakıyoruz ya zaten. Anlaştık mı? 9 ile bölünme kuralında da aynı şey geçerli. 9 ile bölünme kuralı neydi? Gene rakamlarının toplamına bakıyorduk. Rakamları toplamı 9'un katıysa bu sefer 9'a tam bölünür diyeceğiz. Burada da zaten aynı şeyi yapabilirsin. Çünkü 999, 99 ve 9 zaten 9'un katıdır diyeceğiz. Demek ki artık burada şunu öğrendik. 3 ve 9 da bölünme kuralı bu. Peki hocam az önce 4 ile bölünme kuralını anlattık. Ve dedik ki mesela bizim sayımız 32 basamaklı olsa da son iki basamağına bakıyoruz sadece. Aynı şekilde yapabilirsin. Birazcık farklılığı var sadece. Şöyle diyelim mi bakın. A, B, C, D gene 4 basamaklı bir sayımız bizim. Ve ben bu sayıyı yine 1000 tane A, 100 tane B, 10 tane C ve bir tane D olarak çözümleyebiliyorum. Ve güzel çözümleyebiliyoruz hocam eyvallah. Sonra ne yapacağız? Sonra şunu yapacağız bakın. 1000 dediğimiz sayı zaten 4'ün katı. O yüzden 1000 tane A'yı kontrol etmek zorunda değilsin. 100B, 100 zaten 4'ün katı. Burayı da görmek zorunda değiliz. Ama 10C 4'ün katı değil. D sayısı 4'ün katı olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü kat sayısı 1, 1 4'ün katı değil. Peki 10C artı D dediğimiz şey neyin çözümlenmiş hali? CD 2 basamaklı sayısının çözümlenmiş hali.
Ben buraya bir tane de x koysaydım orası da 10 bin tane x olacaktı. Ve 10 bin de dördün katı olacaktı. Ben buraya y koysaydım 100 bin tane y diyecektim ve 100 bin de gene dördün katı olacaktı. Dolayısıyla sevgili gençler, yüzden sonrası onar onar, onar kat onar kat gittiği için bunlar zaten dördün katıdır diyeceğiz. Biz sadece hep şuradaki CD sayısına bakacağız ki o CD sayısı da bu sayı kaç basamaklı olursa olsun son iki basamaktır. Ve biz sadece son iki basamağın dörtle bölünmediğini kontrol ediyoruz. Şimdi bu varan, üstteki varan 1, bu varan 2, şu da varan 3 olsun hadi. Diyor ki orada onlar basamağındaki sayının iki katıyla birler basamağının toplamı dördün katı olan sayılar. Yani diyor ki arkadaşlar A, B, C, D'de şunun iki katıyla şunun kendisi. Bunu topladın diyor. Eğer bu dördün katıysa o 32 basamaklı sayı da, 87 basamaklı sayı da, 195 basamaklı sayı da dördün katıdır diyor. Neden peki? Yani burada 10C artı D dedik ya. Niye 2C artı D'ye düşürdük? Arkadaşlar 10C dedik ya. Ondan önce dördün katı olan son sayı ne? 8 değil mi? 8C. Ben bunu o zaman 8C artı 2, 8C artı 2C, silelim şunu. 2C artı D biçiminde yazamaz mıyım? Yazarım. 8 zaten dördün katı. Bunu incelemeye gerek yok. Demek ki 2C artı D'yi de incelesek yetiyor. Ki 1'den 100'e kadar olan iki basamaklı veya tek basamaklı sayılarda sen hangisinin dördün katı olduğuna kolayca karar verebilirsin bence. Dolayısıyla bu 2C artı D muhabbetine bu topa çok da girmeye lüzum yok. Ha diyorsan ki hocam ben 87'nin 4'ün katı olup olmadığını bilmiyorum. 98'in 4'ün katı olup olmadığını bilmiyorum. O zaman 2C artı D'yi uygulasan senin için iyi olur. Şimdi. Şurada diyor ki şöyle nokta 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 basamaklar gelmiş. A1 A0 doğal sayısında 2 A1 artı A0 toplamı 4'ün katıysa bu sayı 4'le bölünür. Yani şuradakini ben burada 2C artı D dedim. Burada 2 A1 artı A0 olarak verilmiş. Buradakinin kurallaştırılmış hali. Sen şunları hemen bir güzel not al ve buradaki gibi 8 ile bölünme kuralını çıkart ve üst taraftaki gibi 9 ile bölünme kuralını kendin çıkart. Bulunca çok mutlu olacaksın ve bulduğun zaman öğrendiğini hissedeceksin zaten. Tamam mı? İstersen şimdi videoyu bir durdur. Ben susayım. Böyle kalayım. Ve daha sonra sen kendi bunları ispatla bakayım. Hem 9 ile bölünme kuralını hem de 8 ile bölünme kuralını aynen bu şekilde çıkart. Aşağıdaki sayılardan hangisi 4 ile bölünebilir? Ne yapacağız? Son iki basamağa bakacağız. 34 4'ün katı mı? Değil, gitti. 38 4'ün katı değil. 12 4'ün katı, cevap Ceyhan. 22 değil, 26 değil. Cevabımız Ceyhan'mış sevgili gençler. Dedik ve geçiyoruz şimdi 5. sayfamıza, diğer yaprakta arkadaşlar. Diyor ki 87.650A 5 basamaklı sayısı 4 ile bölündüğünde 3 kalanını veriyor. A'nın alabileceği değerlerin toplamı nedir? A nerede? Burada. Peki. Şimdi 4 ile bölümünden 3 kalanını versin 50 küsur olan bir sayı. Şimdi düşünüyorsun. 52 4'ün katı mı? 52 4'ün katı. O zaman 3 eklerim üstüne. 52 4'ün katı. Hemen üstüne 3 ekledim arkadaşlar. 3 kalanını versin diye. 55 oldu mu? Oldu. Bir 3 daha eklersem 58 de işimi görür mü? Bakayım, 3 değil, özür dilerim. Bir 4 daha eklersem 59. Bu da işimi görür mü? 59'un 4 ile bölümünden kalan 56 tam bölündüğü için arkadaşlar kalan 3'tür. Bu da işimi görür. Peki A'nın alabileceği değerler toplamı 5 artı 9 dedik 14. Şıklarda var mı? Yok. Niye yok? Neden yok biliyor musun? Şundan kaynaklı. Şimdi 52 50 küsürlerdeki 4'ün katı. Ama bir de 48 diye bir 4'ün katı var arkadaşlar ve 48'in üzerine ben 3 eklediğim zaman 51 sayısıyla karşılaşırım ki bu da 50 küsürlerde 4 ile bölümünden kalan 3 olan sayıdır. 1, 5 ve 9 A'nın alabileceği değerlerdir. Ben bunları toplarsam cevap ne olur? 15 olur diyeceğim. Bir alttaki soru. 2327 sayısından en az hangi pozitif tam sayı çıkarılırsa bulunan sayı 2, 3 ve 4 ile tam olarak bölünebilir diye sormuş. Şimdi hepsini uygulayacağız. Hepsini uygularken ama dikkatli olmamız lazım. Tamam mı? Şimdi 2, 3 ve 4 ile tam bölünsün istiyoruz. 2327 sayısının yazalım. 2327. Şimdi gençler, hangi pozitif tam sayı çıkarılırsa demiş ya, biz burada bazı kontrollerde bulunmamız lazım. Bu bir. İkincisi, benim bu sayımın ben tek olduğunu biliyorum.
Ve sayının 2 ve 4 ile bölünebilmesi için de o sayının da çift olması gerektiğini de biliyoruz. Peki ben bu tek olan sayıdan kaç çıkarırsam sonuç çift bir sayı olur. Tabii ki tek çıkarırsam. Demek ki benim şıklarda elemem gereken mesela 12, 16, 26 ve 102 var. Direkt karşımıza lap diye de çıktı. 11. Şıklarla alakalı şu an bir çözüm yaptık. Yani 3 ile bölünme, 4 ile bölünme kurallarını incelemedik mesela. Şıklar böyle geldi. Şimdi mesela şuraya bir tane 17 yazsaydı o zaman da sen bir 11 çıkarırdın, bir 17 çıkarırdın. 2'ye, 3'e, 4'e bölünüyor mu, bölünmüyor mu bunu kontrol edebilirdin. Anlaştık mı? Bunu da bu şekilde çözüme kavuşturabilirdin. 6. sayfama iniyorum aşağıya doğru. Şimdi adam diyor ki bak, birler basamağı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile bölünebilir. Birler basamağının 5 ile bölümdeki kalan sayının 5 ile bölümden kalanı verir. Şimdi sen ilkokulda falan hocaların falan da çok yaptırmıştır. Sen de böyle daha okula başlamadan önce belki, belki birinci sınıfta, belki daha öncesinde mutlaka hadi bakalım bir beşer beşer say dedikleri zaman sen hemen başlarsın. 5, 10, 15, 20, 25, 30 diye. Şimdi bunları gözümüzden bir geçirelim bakalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Bu böyle gidiyor, tıp 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 gidiyor. Şuraya bakıyorsun 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Şimdi beşer beşer 5'in katlarını sayıyorsak demek ki bu sayıların sonu ya 5 olacak ya 0 olacak. İşte 5'in katı olan sayılarda 5 de veya 0 ile bitecek diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Son basamak. Birler basamağı 5 veya 0 olacak diyoruz. Birler basamağı eğer mesela sen gittin 1923 sayısı Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi. Şimdi sen şu bu sayının 5 ile bölümünden kalanı merak ediyorsun. Hemen son basamağa baktın. 3'ün 5 ile bölümünden kalan kaçtır? 3'ün içinde 5, 0 defa var. 0 kere 5, 0 çıkardın 3. Kalan kaçmış? 3. Demek ki arkadaşlar 1923 sayısının da 5 ile bölümünden kalan 3'tür diyebilirsin sen gönül rahatlığıyla. Tamam. Bir alttaki sorumuza bakalım şimdi. 2006 üzeri 7 artı 2006 üzeri 8 sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Hemen ne yapacağız? Şunu yapacağız. Bak şimdi iyi izliyorsun. 2006 üzeri 7 artı 2006 üzeri 8 dedik. Çok basit. 2006'nın 5 ile bölümünden kalanı merak edeceksin sen. Üssü 7'nin değil veya üssü 8'in değil. 2006'nın 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Bunu nasıl kontrol edersin? 6'yı baz alırsın. 6'nın 5 ile bölümünden kalan 1. O halde 2006 yerine sen artık 1 yazabilirsin. Vallahi yazabilirsin. 1 üzeri 7. Bunun yerine de 1 yaz. 1 üzeri 8. 1 üzeri 7 kaç? 1. 1 üzeri 8 kaç? 1. İkisini topla, kalan 2'dir sevgili gençler. Aynen işte bunu yapabilirsin. Bir önceki videomuzda da bölme videosuna demiştim ki büyük sayılarla işlem yapmak yerine bunların hangi sayıya bölünüyorsa onların kalanlarıyla işlem yapmak çok daha akıllıcadır ve çok daha basittir demiştim. Hatta demiştim ki modüler aritmetik keşke müfredatımızda olmuş olsaydı. Modüler aritmetik dersini kavrayan adamlar bölmeyi, bölünebilmeyi kafalarından yapıyorlar, gözleriyle çözüyorlar da demiştik. Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. Rakamları birbirinden farklı diyor. Hemen bak bunun altını çizmen gereken olaylardan bir tanesi. Rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı 4 AB sayısı 3 ve 5 ile kalansız bölünüyormuş arkadaşlar. Buna göre A kaç farklı değer alır? Bizim sayımız neydi? 4 AB idi. Şöyle bir çizgi çekelim. 4 AB sayısı bir kere 3 ile bölünecek, 5 ile bölünecek. Bu şekilde sana iki tane sayı hakkında yani iki sayıya da bölünüyor. İki sayıda bölümünden kalanlar şunlar falan diyorsa önce hangisini kontrol edeceksin? 3 ile bölünebilmeyi mi, 5 ile bölünebilmeyi? Bunun bir pratik yanı var mı? Var. Önce 5 ile bölünebilme. Neden? Çünkü sayının sonunu ilgilendiren kısmı. Bunu sakın unutma. Aklına yaz. Buraya yazabilirsin. İki tane birden verdiyse hem 3 ile hem 5 ile hem işte 4 ile hem 9 ile diye verdiyse senin yapman gereken önce sayının sonunu bulduran hangisi ise onu yapacaksın. Sayının sonunu ilgilendiren hangisi arkadaşlar? Bu da 5. 3 rakamlar toplamıydı. Sayının sonuyla bir ilgisi yoktu. Ama 5 son basamağı 0 veya 5 olsun istedim. O halde B sayısının ben burada 0 veya B sayısının 5 olması gerektiğini buldum. Peki B sayısı 0 olursa yani burası 0 olursa 3 ile bu sayı kalansız bölünecek ya hani o halde diyeceğim ki 4 artı 0 4 yapar. 4 artı A sayısı da 3'ün katıymış diyeceğiz. Ben 4'ün üstüne ne eklersem 3'ün katı olur sevgili gençler? 2 eklersem olur. 2'yi buldum ya şimdi üstüne 3'er 3'er ekle. 5 olur ve 8 olur. Şimdi ne diyor bize? A kaç farklı değer alır? A buradan
Bir tane böyle değer aldı. Bir tane 5 aldı. Bir tane 8 aldı. Bu güzel. Bunda hemfikiriz. Peki ya B 5 olaydı, o zaman ne olacaktı? 4A5 diyelim şöyle. Eğer burası 5 olursa 4 5 daha kaç yapar? 9. 9 zaten 3'ün katı. 9 zaten 3'ün katı. O zaman A kaç olur? Hemen 0, 3, 6 ve 9 olur. Rakamlar birbirinden farklı mı? Birbirinden farklı. O halde 0, 3, 6 ve 9 da olabilir diyeceğiz. Buradan 4 tane değer geldi. Buradan 3 tane değer geldi. Toplam 7 tane değer alabilir diyeceğiz sevgili gençler. A sayımız. Şimdi burayı da bitirdiğimize göre geçtik 7. sayfamıza. Sağ üst tarafta 7. sayfamızdayız. Şimdi gençler, bir uyarı, 2 ve 3 ile bölünebilen sayılar diyor 6 ile bölünebilir. 6 ile bölünme kuralı yok mu hocam? Yok. 6 ile bölünme kuralı yok. 6 ile ilgili bir bölünebilme kuralı arıyorsan, merak ediyorsan, sana diyor ki bir sayıyı 6'ya bölümünden kalanı merak ediyorsan 2'ye ve 3'e bak. Veya 6 ile bölünüyor mu bölünmüyor mu diye konu merak ediyorsan hem 2'ye bakacaksın hem 3'e bakacaksın. Bir sayı hem 2'ye hem de 3'e bölünüyorsa 6'ya bölünür. Sekmez. 2 ve 3'ün ortak katından kaynaklanıyor arkadaşlar. Bir sayı hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa 6'ya tam bölünür. Madem öyle hocam, rakamları toplamı 3'ün katı olan çift sayılarda 6'ya bölünür mü? Bölünür. Neden? Çünkü rakamları toplamı 3'ün katıysa bu sayı 3'ün katıdır zaten. Çift sayısı zaten 2'ye bölünür. Bu da güzel bir anekdot. Güzel. Buna da bir yıldız koyarsan sevinirim. Zaten ben buraya ünlemi koydum ama sen de bunu unutma. ABC 3 basamaklı sayısının 6 katı x, y, 0, 2 olduğuna göre x artı y artı x artı y toplamı kaç farklı değer alır? Şimdi ABC diye bir sayımız var arkadaşlar, 3 basamaklı. Ben bunu 6 ile çarptığım zaman x, y, 0, 2 oluyor. Ve bize diyor ki x artı y sayısı kaç farklı değer alır? Kaç farklı değer alır diye soruyor. Yani sorunun özü bu. Ne yapacağız? Hocam A var, B var, C var bilmiyoruz. X var, Y var bilmiyoruz. X ile Y'nin toplamı soruluyor. Elimizde olan tek sayılar 6, 0 ve 2. Ben bunlara ne yapacağım? Ne yapman gerektiğini söyleyeyim. Şimdi bak, A, B, C sayısının ben 6'nın katı mı, 7'nin mi katı, 3'ün mü, 2'nin mi, 5'in mi, 8'in mi katı olduğunu bilmiyorum. Ama ben bu sayının 6 ile çarpıldığını biliyorum. 6 ile çarpıldıysa eğer sonuç 6'nın katı olmak zorunda. Yani burası 6'ya tam bölünecek. 6'ya bölünen sayılar hem 2'ye hem 3'e bölünecek demedik mi biz? Dedik. Şimdi hemen bakıyorum. Burası 2. Burası 2 ise, yani çiftse, 2'ye bölünüyor bu sayı. O zaman biz sadece neyi kontrol edeceğiz 2'ye bölünüyorsa? 3'e bölünür mü bölünmez mi? Ki bölünmesi lazım. 3 ile bölünme kuralı neydi? Rakamlarını topluyorduk. X artı Y artı 0 artı 2. Yani X artı Y artı 2 ne olmak zorunda? 3'ün katı olmak zorunda. Şimdi 2'nin üzerine ben ne eklersem 3'ün katı olur. 2'nin üzerine biz 1 eklersek 3'ün katı olur. Mis gibi. Başka? Hocam 3 daha ekleyelim, olur. 4. Hocam 3 daha ekleyelim. 7. Hocam 3 daha ekleyelim, 10. Peki ben seni durduracağım mı? 10 oldu. O bak, rakam değil. Dur orada. Orada durman lazım. Diyeceğim mi, demeyeceğim? Niye demeyeceğim? Çünkü 2 tane rakam var burada. 2 tane rakamın toplamı 10 yapabilir. Tek rakam 10 olmaz. O zaman 3 daha ekleyelim mi hocam? Ekleyelim valla. 13. 3 daha ekleyelim mi? Ekleyelim. Hocam bir 3 daha ekleyelim. Orada duracaksın işte. 2 tane rakamın toplamı 19 olmaz. 2 rakamın toplamı maksimum, ama maksimum 18'dir. Şimdi rakamları farklı falan demiş mi? Dememiş. O zaman biz diyeceğiz ki bunu alır x artıya. Bunu da alır. Bunu da. Bunu da. Bunu da. 5 etti. Bunu da alır. 6 yapar. Kaç farklı değer alacakmış? 6 tane birbirinden farklı değer alacakmış sevgili gençler. Vallahi çok güzel ders oluyor. İnşallah sen de bu dersi işlerken hem anlıyorsun hem de zevk alıyorsun. Hadi bakalım. Aşağıdaki sayılardan hangisi 2, 3, 4, 5, 6 sayılarıyla bölünebilen en küçük pozitif tam sayıdır diye soruyor. Şimdi 2'ye de bölünsün, 3'e de bölünsün, 4'e de, 5'e de, 6'ya da bölünsün diyor. Şimdi 6'ya bölünüyorsa zaten 2 ile 3'e tam bölünüyordur. Dolayısıyla şunu buradan silsek de olur. Mantıklı mı? Mantıklı vallahi, mis gibi. Peki bu sayı 4'e bölünüyorsa zaten 2'ye de bölünür. Bunu da görmemize gerek yok. 3'ün, 4'ün, 5'in ortak katı. 3, 4, 5. Bak size o kekten, ileriki konulardan güzel bir bilgi vereyim hemen. 3'ün, 4'ün, 5'in katı olacaksa arkadaşlar, bu sayılar ikişerli olarak aralarında asal mı? Asal. Üçerli olarak da aralarında asal. Bir sıkıntı yok. Aralarında asal sayıların en küçük ortak katları bu sayıların çarpımıdır.
3 kere 4 12, 12 kere 5 60. O zaman 60 sayısı buradaki sayıların her birine bölünür ve en küçük sayıdır arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştığımızı düşünüyorum. Ben geçiyorum 8. sayfama. Bir uyarı daha. Diyor ki bir doğal sayının yüzler, onlar ve birler basamağındaki rakamların oluşturduğu 3 basamaklı sayı 8'in katı ise bu doğal sayı 8 ile bölünür. Ne demiştik 4 ile bölünme kuralında? Sayının son 2 basamağı. 2 ile bölünme kuralında ne dedik? Hadi bakalım hatırlayalım, bilgileri tazeleyelim. 2 ile bölünme kuralında sayının son 1 basamağına bakıyorsun. 4 ile bölünme kuralında sayının son 2 basamağına bakıyorsun. 8 ile bölünme kuralında sayının son 3 basamağına bakıyorsun. Peki 16 ile bölünme kuralı diye bir şey üretebilir miyiz kendimiz? Veya bunu yaparken hocam o zaman o da sayının son 4 basamağına baksak olur diyebilir miyiz? Vallahi deriz. Sayının son 4 basamağı o zaman 16'nın katıysa sayı 16'ya tam bölünür de diyebiliriz. Anlaştık mı? Zaten sayı 16'ya tam bölünüyorsa 8'e de 4'e de 2'ye de tam bölünecektir mecburi olarak. Şimdi o zaman aynı bunun da demiştim ya sana hani ödevlendirmiştim. Sen de o zaman videoyu durdur da bu 8 ile bölünme kuralını bir ispat et diye o ispatını şuraya hemen iliştirebilirsin. 4 ile bölünme kuralının ispat yaptığım ispatın aynısı ve yaptığın zaman şunu da diyebilirsin aman Allah'ım ben ne kadar zekiyim. Sen zeki değilsin. Sen şu an ders çalışıyorsun. Abi, estağfurullah özür diliyorum. Zeki değilsin derken bu zekilikle alakası yok. Sen şu an çalışıyorsun. Çalışan emeğinin karşılığını mutlaka alır. Bunu da yaz bir kenara. Şuraya yaz onu da. Şimdi 1, 3, 6 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 3 basamaklı farklı sayılardan 4 ile bölünebilen A sayısının 8 ile bölünebilen B sayısıyla toplamı kaçtır? 1'i, 3'ü, 6'yı birer kez kullanacağın 3 basamaklı sayı. Hadi yazalım hepsini. 136 olur, 163 olur. 316 olur, 361 olur. 613 olur, 631 olur. Olur mu? Olur. Tamam. Şimdi diyor ki bu sayılardan 4 ile bölünebilen hangisi 4'e bölünür? Son iki basamağa bakıyoruz ya. 136'nın 36'sı 4'e bölünür. 16 4'e bölünür. 63, 61, 31, 13 bölünmez. Bunlar 4'e bölünebilenler. Mavi ile işaret ettiklerinde 8'e bölünebilenler olsun. Bunlardan bir tanesi A sayısı bu arada. Bir daha bakalım. Birer kez kullanarak dedik. 316 4'e bölünür. 136 4'e bölünür. Tamam hangisini A diyeceğimizi kestiremedim. Bir daha okuyorum soruyu. 1, 3, 6 rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı farklı sayılardan 4 ile bölünebilen A sayısının. Tamam. 8 ile bölünebilen sayıyı bulalım şimdi biz. Hangisi 8 ile bölünür? Sayının son 3 basamağına bakıyorduk. Bu arada 8 ile bölünebilme ile alakalı da şuraya bir not daha yazdıracağım. Merak etmeyin. Şimdi bakalım. 8 ile bölünebilen sayı zaten 4'e de bölünebiliyordur. Dolayısıyla biz şunların arasından bulacağız 8 ile bölüneni. 316 8'e bölünür mü veya 136 8'e bölünür mü bunu kontrol edelim. 136 sayısını ben 8'e böldüğüm zaman 13'ün içerisinde 8 kaç defa var arkadaşlar? Bir defa var. Kalan ne olur gençler? 5 olur. 56 8'e bölünür mü? Bölünür. Dolayısıyla 8'e bölünebilen bu diyelim. 4'e bölünebilen de bu olsun. Buna A diyelim. Buna B diyelim. Bu ikisinin toplamı sorulmuş. 136 ile 316'yı toplayacağız biz şimdi sizde. 6 6 daha 2 1 elde. 3 1 4 5'e yaptım. 1 3 4 452 bizim cevabımız olur diyebiliriz. Şimdi videoyu sonlandırmıyorum. Hemen şuraya 8'de bölünebilme ile alakalı bir kural daha iliştirelim olur mu? Madem onu yazdık. Şöyle diyelim. Bizim ABCD diye yine 4 basamaklı olan bir sayımız olsun. 4 basamaklı bir sayımız var. Ben bu sayıyı yine çözümleyeyim. 1000 tane A'mız olsun. 100 tane B'miz olsun, 10 tane C'miz ve bir tane D'miz olsun. Bu ABCD sayısına eşittir. 1000 dediğimiz sayı zaten 8'in katıdır. Burayı görmemize gerek yok. Peki 100 B? Hocam 100'den önceki 8'in katı olan son sayıyı alalım mı? Alalım mı? Hadi 96 B. Artı o 4 B'yi ekleyeceğiz unutturma. Ondan önce 8'in katı olan sayı 8 C var. Başka da bir şey yok. Buraya ne yazmadık? 4 tane B yazmadık. Buraya iki tane C yazmadık. Bir tane de D'miz vardı onu yazmadık. Şimdi bakın zaten şurası ve şurası. Bunlar 8'in katı olduğu için bunları görmemize lüzum yok. Geriye kalan 4B artı 2C artı D dediğimiz sayı eğer 8'in katıysa 8'in katı ise sayı da 8'in katıdır. Yani sen burada bazen 3 basamaklı sayıları 8'e bölmek mesela 136'yı kafandan 8'e bölemiyorsan
136'yı sayısını veya işte 316 sayısını kafandan 8'e bölemiyorsam, ki bu gayet normal. Bölemiyorsan normal bir şey. Bölüyorsan da normal bir şey. Sıkıntı yok. Yani bölmek de bölmemek de normal. Ama bölemiyorsan 4B artı 2C artı D kuralını uygulayabilirsin. Mesela şu B, şu C, şu D'ydi ya. Hadi yapalım. 4 kere 1, 4. 3 kere 2, 6. Ve 6 kere 1. O da ne yapar? 6 yapar. Toplayalım. 6, 4 daha 10, 6 daha 16. 16 8'in katı mı? 8'in katı. O zaman bu sayı da 8'in katıdır diye hemen örnekledik. Bunu da bu şekilde belirtebilirsin. Şimdi biz 8. sayfamızı çözdük sanırım. Aynen. Gene tam ortasındayız PDF'in. Aslında tam ortası değil. İlk başta başlık var ama aynı formatta devam edelim biz yine. Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeyelim. Bunu da bu şekilde hallettik arkadaşlar. Yani bu videonun sonuna geldik. Unutma ki bölünebilmenin ikinci videosunun son sayfasında gene bölünebilme ile alakalı bazı sana bilgiler vereceğim. 11 ile bölünebilme ile alakalı, 7 ile bölünebilme ile alakalı ve diğer sayıların bölünebilme kuralları ile alakalı bilgiler vereceğim. Hatta tek bir kural göstereceğim. O kuraldan kendin türeterek 13 ile bölünebilme, 17 ile bölünebilme, 30, 31 ile bölünebilme, diğer bölünebilme kurallarını da kendi kafandan çıkarabileceksin. Özellikle asal olanlar. Kendin çıkarabileceksin. Güzel şeyler öğreneceğiz. Hem de biraz şurayı biraz açmamız lazım değil mi? Burası açıldığı takdirde ufkumuz genişliyor ve bakış açımız değişiyor matematiğe. Matematik ezber işi değildir ve sen de bunun bu şekilde olmadığını görüyorsun. Matematiği ezberleyen arkadaşlarıma da sesleniyorum. Matematik ezberlenecek bir şey değil. Matematiği ezberleyip full çeken öğrencilerim de vardı. Ama onlar kötü örnek olmasınlar. Matematik ezberlenecek bir şey değil. Matematik yaşanılacak bir şey. Matematik güzel bir şey arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.